Bu iki altcoin borsalara yollanıyor. Balina zararına sattı adı altındaki haberden. Pip'ten bahsedeceğiz ve Doge'dan bahsedeceğiz. Bu arada şunu bakın baştan söyleyeyim. Şimdi bir, zararına satacağınız hiçbir altcoin'i almayın. İki, diyebilirsiniz ki ya tamam da zarar edeceğimizi nereden anlayalım? Arkadaşım zarar etmek ne demek? Alım yaparsın, biraz daha düşebilir. Yani zırnık aşağı oynadığı zaman onu satmak zorunda değilsin. Bunu bir kere yani bunu iyi bir şekilde anlamak gerekecektir ilk olarak. Tamam mı? Dolayısıyla iyi bir altcoin'i almak ve düzgün yatırımlar yapmak lazım her zaman. Mesela Pip ve Doge, evet bunlar gerçekten iyi kripto paralardır. İyi ne demek? Sezon içinde çalışacak. Çalışacak altcoin'lerdir. Bunu söyleyebiliriz. Yani bu sezon yükselebilecek ve gerçekten yakıtı olan iki tane kripto para birimidir. Balinaların çok sık tercih ettiği iki tane altcoin'dir. Bu sezon önü açıktır. Zaten Elon Musk'ın açıklamalarını zannediyorum ki hatırlıyorsunuzdur. Dogecoin ile alakalı 2024 Ocak'ta malum SEC ETF'leri kabul edecek. Ocağa kadar yine karşımıza gelecek olan yine Elon Musk'ın açıklamalarına göre Twitter üzerinde yani X üzerinde kripto para alım satım hizmetleri başlayacak. Çok büyük bir ihtimalle Dogecoin'i de entegre edecek ve 12 Ocak tarihinde de Doge bir ay roketi kalkacak. Bütün bunların önemi de tabii ki buradan geliyor. Velhasıl 2024 Ocak Dogecoin için 2021'in Nisan-Mayıs'ı skalasında bir ay olabilir ve fiyatlarında ciddi yükselişler gözlemlenebilir. Farkındaysanız 3 gün sonra demedim, 2 gün sonra demedim, 1 hafta sonra da demedim. Ne zaman katalizör varsa onu söyledim. 2024 Ocak dedim. Dolayısıyla bunları bilerek yatırım yapmak gerekiyor. Rally dediğimiz alan 2024-2025'in genelidir. Bak 3 gün sonra demedim. Tamam mı? Yani kusura bakmayın hani piyasa 1,5 günde sizi Elon Musk'ın servetinin ötesine taşıyamayacak. Hiçbir piyasa taşıyamaz. Bu şekilde bir durum var. Düzgün yatırım yapın. Gerçekten para ve servet kazanmış olan kimse sizin belki de uğraştığınız, sizden kastettiğim şeyi yapan 3 günde milyoner olurum, 10 sıfırlı meme coin alayım. Hayır. Kimse böyle bir şey yapmadı. Ya da farklı işlerde kimse bu bakış açısıyla olaya yaklaşıp emin olun böyle para kazanmadı. O yüzden her zaman düzgün işi yapmak lazım gelecektir. Bunu belirtmiş olalım. Kripto para piyasası beklenmedik dönüşlere yabancı değil. Ve iki popüler altcoin olan Pip ve Doge ile ilgili son gelişmeler kesinlikle heyecanı artırdı. 2023 itibariyle en çok konuşulan kripto varlıklardan biri olan Pip önemli yükselişler yaşarken meme coin varlığın ilk günlerinden kalma hareketsiz bir Doge cüzdanı aniden hayata döndü diyor. Evet. Pip balinası zararına altcoin sattı. Geçtiğimiz aylarda Pip büyük bir fiyat düşüşüne neden olan ekiple ilgili kaosla dahil olmak üzere kendi payına düşen türbülansla karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte Pip geri sıçrayarak esnekliğini gösterdi ve yükseliş eğilimi kripto para yatırımcıların dikkatini çekti. Bu hikayenin en ilgi çekici kısmı zaman içinde sessizce Pip biriktiren bir balinanın katılımı oldu. Yani Pip alan balina sayısı çok fazla. Genelde Dogecoin balinalarından daha çok şey vardır. Shiba ile karışık. Ethereum balinaları çok vardır mesela. Bunları sıklıkla görürüz. Şey üzerinde. Pip üzerinde. Evet. Bu balina Pip yatırımlarında zararda olmasına rağmen Pip'in değerinin son 7 günde %65 arttığı son fiyat artışında bir fırsat gördü. 3,42 trilyon altcoin Pip'i harekete geçirdi. Bunları 0,051 dolar fiyatlı OKEX borsasına aktararak stratejik bir hamle yaptı. Bu hamlenin ardındaki motivasyon son altcoin fiyat artışını bir çıkış fırsatı olarak değerlendirmek gibi.
Ancak bilmem ne gibi banalar tarafından satılmaya devam edilmesi kritik. Zira popüler meme coin üzerinde potansiyel olumsuz bir etki yaratma. Şimdi ben dün attığım bir videoda şeyi söylemiştim. Pip üzerinde sürekli manipülasyon döndüğünü söylemiştim. Yine bakın buna çok benzer bir haber. Son 24 saatte Pip'te ne alımlar yapıldı? Adam tutmuş satışın haberini yapıyor. Arkadaşım alımlardan niye bahsetmedin hiç? Yani diğer o trilyonluk alımlardan niye bahsetmedin? Neden buraya farklı bir şeyi bilmeyen bir yatırımcı girdiği zaman neden 24 saat içerisinde sadece satış yapılmış algısı neden işlenmiş bu haberde? Ben bunu anlamadım ve bunu sorguluyorum. Yani bu çok mantıklı bir şey değil. İkincisi mesela Pip'te burada olan şey, bak şunu da çok kısa söyleyeyim. Adamın satış yapıp yapmadığı bilinmiyor ha, haberiniz olsun. Adam satmış mı satmamış mı bilmiyoruz. Adam transfer etmiş. Ki bu şu şekilde çok fazla yapılır. Boğa sezonlarında bilmem ne kadar kaç senelik cüzdan uyandı. Bilmem ne kadarlık işte yüksek meblağdaki şey parasını borsaya yatırdı. Borsaya yatırımlar satış amaçlıdır. Ama anında satış amaçlı olmayacaktır. Boğa piyasasına ikna olduğunda balinalar varlıklarını cüzdanlardan borsalara taşırlar. Çünkü olası durumda satış yapmak ister. Olası durumda satış yapmak isterler. Çünkü aniden artık boğada yani aniden birkaç gün içinde coin'in belki de 10-20 kat yükselmeyeceğinin de bir garantisi yoktur. Yani böyle durumlar altında transfer muhtemelen edemeyeceklerdir. Çünkü çok ciddi bir yoğunluk olur. O yüzden önceden varlıklarını taşırlar. Şimdi %99 ihtimalle bu bak büyük bir oran veriyorum. %99 ihtimalle bu adam varlıklarını satmadı ve orada duruyor. Ama neden satmış gibi lanse edilmiş? İşte bu da problemli bir durumdur. Ve yanlış bir şey. Yani bir nasıl diyeyim size algı gibi. Ve hiç doğru bulmuyorum yani ben bu tarz söylemleri ve yapılan bu şekildeki haberleri çok yanlış buluyorum. Onu açık biçimde ifade etmek isterim. Pip çok büyük bir şekilde yani alım odaklı çalışan bir kripto paradır. Böyle sanki sadece satılıyormuş gibi bir algı yakışmıyor. Daha doğrusu yakışıyor. 5.000 dolara çünkü adamlar her şeyini satıyor bu siteler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.